Al bakalım Norman, gücün tükenmesin. Sağ ol anne. Neredeyse geldik beni. Bakın sen, sen geldin. Oğlumu kurtarsam, kurtaracağım de bana. Elbette kurtaracağım Deniz. Pekala Dini, şu halatı şu tabelaya bağla. Ben de Norman'a bakayım. Pekala Norman, seni kurtarmak için halatla aşağı ineceğim. Tamamdır Sam. Acele etme Sam. Oh, ne kadar da cesur. Bütün paralarım düştü. Onları boş ver şimdi Norman. Senin kuyuda ne işin vardı Norman? Özür dilerim anne. Yeni bir kaykay almak için yaş gününü bekleyemezdim. Kuyunun bozuk para dolu olduğunu duyunca o paralarla kaykay alırım demiştim. Aa, ne kadar sabırsız bir çocuksun Norman Price. Biliyorum. Özür dilerim. Ama kaykayımı çok seviyordum da ondan. Ben de bu yüzden sana bunu aldım. Teşekkür ederim Trevor. Tek bir şartla. Artık kuyuda oynamakta. Annenin dükkanında kaykay kaymakta yok. Tamam peki, söz veriyorum. Hadi artık söylesene. Kuyuda niçin dilek tuttun Trevor Evans? Piknik için peynirli turşulu sandviç yapmış olmanı diledim. Yengeç ezmesini hiç sevmemdi. Başarabilirsin Elvis. Hadi bakalım. Şu an duruyorum burada. Bakıyorum aşağıya. Sıkı tutacağım şapkamı. Olur da düşersem. Evet. Aferin sana. Harikaydın Elvis. Halatla inecek son biri kaldı. Köpek mi halatla inecek? Bir yaşıma daha girdim. Radar değil. Siz şefim. Ben mi? Yukarıdan mı yani? Günümüz itfaiyecileri için önemli olduğunu söylemiştiniz şefim. Aşağıdakiler dikkat! Ay çok acıdı. Hayır. Olamaz. Peki çürük bitkileri çapalayacak mısın baba? Çünkü sen demiştik ki. Şimdi olmaz Mandy, çok meşgulüm. Çiçek ve sebze gösterisinin başlama vakti geldi artık. Şuna bir bakın. Üzgünüm muhteşem domates ama artık birincilik ödülünü kazanabileceğini sanmıyorum. Herkese tünaydın millet. Pekala. Benim domates bitkim nerede Elvis? Onu ben onu kurumaması için gölgelik bir yere koydum efendim. Oo, iyi düşünmüşsün Kritnington. Herkese merhaba. Tereotuyla hardalı nereye koyuyoruz Mike? Buraya koy lütfen Bronwyn. Acaba Sam seçmeleri ne zaman yapacak? Az önce itfaiye merkezindeki hortumları sarıyordu ama birazdan burada o olacaktır. Pekala, herkes toplansın. Çiçek ve sebze gösterisine hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Bugünü hazırlamak için çok zaman harcadım ve gurur duyarak baba, söylüyorum ki... Baba! Çürük bitkiler. Sözümü kesme Mandy. Gururla söylüyorum ki hepsi sıkı çalışmalarımın ve... Baba bak, yangın çıktı. Buna inanamıyorum. İtfaiyeci Sam'i arayalım. Flatlarda çürük bitkiler alev mi almış? Yalnızca sen ve ben varız Sam. Diğerleri çiçek ve sebze gösterisine gitti. Ve biz de oraya gidiyoruz Penny.
Hepiniz geri çekilin millet. Bu işi profesyonellere bırakın. Sam ve Penny buraya geliyorlar. İşte geldiler bile. Teşekkür ederiz Sam ve Penny. Norman Price. Tahmin etmiştim. Merhaba itfaiye memuru Steel. Lütfen oğluma yardım edin. Sizce onu oradan kurtarabilecek misiniz? Geri çekilin biraz. Bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasını çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. Olamaz. Hayır. Yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. It's been a bad, bad day from the moment I awoke. I lost my hat, tripped over my cat, and then my leg got broke. Ne? İtfaiye memuru Steel de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama Sam'le beni henüz dönmediler. Burada sadece ben varım ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Bakın. Bu Elvis. Crittington mı? Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. En sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor, bana büyük penseyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Tamam Elvis. Kadınlar ve çocuklar. Benim küçük bebeğim. Oradan kurtuldum. Şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Evet harika. İşte bu kadar. Evet bu olay ikimizin arasında kalsın. Olur mu Crittington? Anlaşıldı itfaiye memuru Steel. Her şey yolunda mı? Evet. Her şey yolunda. Elvis sayesinde. O bir kahraman Sam. Muhteşem bir itfaiyeci. İtfaiyeci Crittington. Her zaman harekete geçmeye hazır Sam. Bacağı kırık olsa bile. Herkes harekete geçsin. Pekala, şimdi. İyi ama bu fişi nereye takacağım? Pasta! Fırın yanıyor Sam. İçindeki kek alev aldı. Merak etme Mike. Bunun çaresine bakacağız. Yangın elektrik yüzünden çıkmış Elvis. Önce şu taraftan elektriği kesmen gerekiyor. Tamam sen. Pekala. Sanırım şimdi rahatlıkla kekin piştiğini söyleyebiliriz Elvis. Olamaz. Annemin pastası. Mutfağım. Bir fırını asla çalışırken bırakıp gitmemen gerekirdi Norman. Ama fırının saatini ayarlamıştım. Görünüşe bakılırsa biraz fazla ayarlamışsın. Üzgünüm. Benim de hatam var Sam.
zamanı doğru ayarladığını gelip kontrol etmem gerekirdi. Ama annemin sürpriz doğum günü partisi ne olacak? Oh, her şeyi yanlış yaptım. Hem Mandy'yi hem de Sarah'yı kızdırdım. Çünkü mükemmel bir parti olmasını istiyordum. Bak, hala yeterince vaktimiz var. Tabii sana yardım etmemize izin verirsen. Ben yeniden deneyebilirim Mandy. Tabii yine kaba davranmazsan Norman. Davranmayacağım, söz veriyorum. Her şeyin yolunda olduğuna emin misin James? Bütün gün oldukça garip davrandın. Her şey gayet yolunda Bayan Price. Sorun Norman değil mi? Yine başı dertte mi? Hayır. Burada bir şeyler dönüyor ve ben ne olduğunu bulmaya gidiyorum. Olamaz, hayır. Hayır Bayan Price. Geri dönün. İsterseniz salatalıkları yeniden parlatırım. Hayır, lütfen efendim geri dönün. Doğum günün kutlu olsun anne. Norman, doğum günümü unutmamışsın. Yoksa bütün bunları tek başına mı hazırladın? Herkesin birazcık yardımı oldu. Ama çoğunu ben hazırladım anne. Benim tatlı oğlum. Anne. Hayır. Demek bunu yapamıyorsun. Çünkü korkuyorsun. Nedeni fişeyi ateşleyemeyeceğimden korkman falan değil Norman. Yalnızca bunu yapmak istemiyorum. Beceriksiz olduğumu düşünmen umurunda değil, anladın mı? İmdat! Duydun mu? Biri bağırıyor. İmdat! İmdat! Burada kaldım. Ses uçurumun oradan geliyor. Hadi. İmdat! İmdat! Yukarıda! Bu Penny. İyi ki buradasınız çocuklar. Burada kaldım. Birimizin koşup yardım çağırması gerek. Bir dakika. Sen elinde ne tutuyorsun Mandy? Bu bir fişek. Ne? O oyun oynanacak bir şey değildir. Az önce bulduk. Ve şimdi de itfaiyeci Sam'i vermeye gidecektik. Aferin sana ama şu anda o fişeğe ihtiyacım var. Mandy, onu yukarı bana doğru fırlatır mısın? Ben mi? Tamam. Harika atıştı Mandy. Vay canına! Vay canına! Buna gerçekten inanamıyorum. Nerede? Nerede bu fişek? Fişek? Uçurumun oradan geldi. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Uçurumdan bir yardım fişeği fırlatılmış. Tom bir yardım fişeği görmüşsem, uçurumda birinin başı dertte. Tom helikopteriyle sizi orada karşılayacak. Nihayet işte Tom geldi. İtfaiyeci Sam geliyor. Merak etme Mandy, onu kurtaracağız. Tom, ikili kemerleri indirmeye başla. Anlaşıldı Sam, hemen oraya geliyorum. Yani indiriyorum. Tamam Tom, yukarı kaldırabilirsin. Yavaş ol lütfen. Yaşasın!